Very beautiful place. Now we are going to inside the castle. It is the other city of Bosnia. Okay, let's go. There are tourists from China and Japan and other countries. It is the beautiful houses under the castle or beside the castle. There are two mosques and big mountain. Very beautiful. MashaAllah. It is castle by Muslims. Muslim. MashaAllah. Turk. Yeah. Osmanli. In the period of Osmani. Okay. So we can go in. Let's go inside. Okay. Bizim dili bile karışık. Nasıl diyor onlar? Şey mi? Sınavak değil. Değil. Onlar ilir millet. Arnavutlar ilir millet. Şey, onlar mı? İtalya, Almanya... İtalyanın şeyiydi onlar, kolonisiydi onlar. Çok dünya savaşından sonra. Şeyler, 7-8 yıldır kadar sanıyor. Buyurun geçelim. Assalamu alaikum. It is the castle from the period of Osmania. And very high mountain outside. There are minaret. Very beautiful. MashaAllah. Very beautiful. Adnan abi sen. Allahu ekber. One sec. Castle, the historical. Kalesiyle beraber kurulan küçük bir yerleşim yeri. Kale zaten girerken gördüğünüz ince bir köprüden geçerek kaleye ulaşabiliyorsun. Çünkü bir tepede duruyor. Bir dere bu taraftan akıyor, diğer dere diğer taraftan akıyor. Konum itibariyle sağlam güvenli noktada. Ve yerleşim yeri oldukça hakim bir yerde yatıyor. Yukarıya doğru çıktıkça Blaşiş Dağı başlıyor. Arkada yatan dağ, size bahsettiğim Türk askerlerinin koruması altında duran Bosna'nın çatısı. 2000 metre yakın bir yüksekliği var. Tramlik, çimenlik yaylayla etrafı oldukça bol. Dağın zaten belli bir kısmı ve arka taraflarda sürekli düz yaylalarla dolu. Bu yüzden böyle bir isim taşıyor, Tramlik. Bu şehirdeki ismi Google'a yazarsanız
Çek Cumhuriyeti'nde de bulursunuz, Slovakya'da da bulursunuz, Polonya'da da, Rusya'da da aynı kelimeyi bulursunuz. Çünkü bu bizim Slav diline uygun bir kelime olduğu için hep Slav dünyasında var. Kiev'i Ukrayna'da bulursunuz, Hırvatistan'da da bulursunuz. Ukrayna diye bir ülke var. Yukarıda Rusya yakınlarında, Bosna'nın da bir bölgenin adı Ukrayna. Ukrayna üç bölge demek. O yüzden ülkenin adı Slav, üç bölge olduğu için böyle bir isim taşıyor. Yerleşim itibariyle 12. yüzyıldan sonra Orta Çağ dönemi başlıyor ve şövalyelerin koruma altında. This is the second story of castle. There are also all information about Turkish Muslims their time, agriculture, construction, castle. Their time and right now, the Muslim and Christians were living side by side. This is the window. Vlašić. What is it? Vlašić. Travnik. It is Travnik. Oh. And where is Sarajevo? It is the old... Sarajevo? Okay. Sarajevo. It is the old map. Making movie on top of the castle. Around us there are there are Arab visitors and Turkish visitors. It is the castle on top. Now you can see it clearly. There are graveyard, Muslim graveyard. This is the castle. Ne şurada duruyor?